Şimdi geldik elektriksel potansiyel enerji kavramına. Zor bir kavram değil, kolay, rahat halledeceğiz. Sadece birazcık enerji bilginize ihtiyacım olacak. Sonrasında hiçbir sıkıntı kalmayacak. Sonra da bir de elektriksel potansiyel yapacağız. O da karışık değil. Bence en kolay kısımlardan ve bana göre en eğlenceli kısımlardan biri olacak. Ve olayı bitireceğiz. Bu dört kavram üzerinden zaten tüm sorular yürüyor. Şimdi demiş ki, elektriksel potansiyel enerji. Şimdi arkadaşlar bir tane artı Q1 yüklü bir tane de artı Q2 yüklü bir cisminiz olsa bunlar ne yapar? Birbirini iter. Kulomb kuvveti etkisiyle iter demiştik. Şimdi düşün ki şu cisim sabit dursun. Burada herhangi bir oynama yapmıyoruz. Şu cismi, şu mavi cismi ben sol tarafa doğru herhangi bir kinetik enerji kazandırmayacak bir şekilde şu yönde hareket ettirsem. Yukarıda da sabit demişim ya. Neye sabit hızla diyorum? Herhangi bir kinetik enerji kazandırmayacağım. Yani bu yükler birbirini itiyor durumda. Şu sabit olsun. Tamam mı? Şu yükü böyle getireceğim. Tamam mı? Ama herhangi bir kinetik enerji kazandırmayacağım. Ne olur? Böyle getiriyorum, 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 getiriyorum. Bir, ben bir iş yaptım mı? Evet yaptım. Gayet. F çarpı delta x bir iş yaptım. Bu iş neye dönüştü peki? Kinetiğe dönüştü mü? Hızlandırmadım vakti de. Dönüşmedi. Peki neye dönüştü? Neye dönüştü? Potansiyele dönüştü. Yani ben bu cismi böyle böyle bu tarafa doğru getirdiğimde sistemin potansiyel enerjisini arttırdım. Burada şu şekilde düşünmeni isteyeceğim. İki tane örnek vereceğim. Sanki bir yayı sıkıştırdım. Patlamaya hazır bir bomba gibi iki yük var. Artı artı birbirini en başta itiyorlardı. Hadi bu sabit olsun. Ben bunu yaklaştırdım, 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 yaklaştırdım. Bir yayı sıkıştırır gibi yaklaştırdım. Yayı sıkıştırırsan ne olur? Esneklik potansiyel enerjisi artar, değil mi? Burada da sistemin potansiyel enerjisi artıyor. Zaten şu yükü bıraksam fırlayacak. Çok yaklaştı çünkü kulak kuvveti çok büyük. Ama ne oldu? Sistemin potansiyel enerjisi arttı. Soruları bu şekilde yaklaşacağım. Yani mesela şu cismi ben havaya kaldırdığımda herhangi bir şekilde kinetik enerji kazandırmıyorum. Hızını değiştirmiyorum. Yani şöyle kaldırırken iş yapıyor muyum? Evet ben bir iş yapıyorum. Peki ne oluyor? Potansiyel enerjisi artıyor. İşi ben yapıyorum. Potansiyel enerji artıyor. Tamam. Güzel. İşte burada da yaklaştırdım olayı oldu ve burada sistemin potansiyel enerjisi ne oldu? Delta PE diyelim ya da PE diyelim direkt arttı. Tamam. Şimdi ben burada tabii bir kulomb kuvveti etkisiyle bir F kuvveti var. Bu F kuvveti hep sabit değil. Çünkü yaklaştıkça o F kuvveti de artacak. Bu cisim sola doğru gittiğinde bu F kuvveti de artacak. Ama ben öyle bir şey yapıyorum ki sabit hızda olduğum için bu F kuvvetinin değeri de artıyor. Şimdi ona girmeyeceğim. Benim girmek istediğim olay şu. İş dediğimiz şey ne? İş dediğimiz şey F çarpı delta x değil mi? Evet. Buradaki F'i kulomb kuvveti olarak alabilir miyim? Evet, k çarpı q1 çarpı q2 bölü aradaki uzaklık d kare. Delta x'i de x cinsinden bir şey atıyorum yarım metre yaklaştırdım. Aslında hani bu çok doğru bir yargı değil ama hani formülü unutursanız diye diyorum. Şu x bir uzaklık belirttiği için, d de bir uzaklık belirttiği için birer uzaklık birimini götürdüğümde geriye kalan kısım sistemin potansiyel enerji formülünü veren kısımdır. K çarpı q1 çarpı q2 bölü d. Ben bunu elektriksel alanda da formül verdim ama formül kullanmıyorum. İşin mantığıyla ilerliyorum. İnanın şu formülü ezbere bilmiyorum ben. Onu söyleyeyim. Şimdi aynı şeyi burada da yapacağız. Burada bak düşün bir artı var bir eksi var. Bak potansiyel enerji dediğimiz olay skaler büyüklüktür ve artı ve eksi önemlidir. Yön bildirmez. Burada yükler artı olduğu için artı. Şimdi gel bakalım bir artı bir eksi var. Bunlar ne yapar birbirine? Çeker. Tamam. Güzel. Şimdi bunlar birbirini çekiyor. Şimdi işin bir zınk dediği yere geleceğiz şimdi. Tamam. Ben düşün ki bunu sağa doğru şu cismi ben sağa doğru sabit hızla götürüyorum. Ve aradaki uzaklığı 2D yapıyorum. Sana bir soru. Ben iş yaptım mı? Yaptım. F çarpı delta x'lik bir iş yaptım. Yükü diğer tarafa götürdüm. Kinetik enerji kazandırmadığımı söyledim. O şekilde kabul ettim. Ne kazandırdım sisteme? Potansiyel enerji kazandırdım. Ne kazandırdım? Potansiyel enerji kazandırdım. Peki. Başlangıçta biz formülü yazsak.
K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D diye. Şuraya da bir eksi koysak. Potansiyel enerji de arttı diyorum. Burada bir gariplik yok mu? Gariplik şu eksiden dolayı. Bu ne garipliği biliyor musun? Burada herhangi bir uzaklık arttığında sanki şey gibi olmuyor mu? Potansiyel enerji azalmıyor mu hocam demiyor musun bana? Yani uzaklık arttı. İşte bu 2D arttı. Ne oldu? Potansiyel enerji azaldı. Hayır. Eksi olduğu için skaler bir kavramdan bahsettiğimiz için bunu diyemezsiniz. Burada eksi 10 joule varsa atıyorum. Burada eksi 5 joule vardır. Eksi 10 mu daha büyük, eksi 5 mi? Eksi 5 daha büyük. İşte ben iş yaptım, sistemin potansiyel enerjisini arttırdım. Eksi potansiyel ne demekti? Kütle çekim kuvvetinde konuşmuştuk defalarca. Bohr atom modelinde de biraz bahsettim. Sistemin bağlı olduğunu gösterir. Eğer sistemin potansiyel enerjisi eksi 10 joule ise, sen 10 joule verirsen o yükü oradan kurtarırsın. Yani yörüngeden çıkartırsın, etkisinden çıkartmış olursun. Bağlı sistemlerde potansiyel enerji negatiftir. Tamam mı? Burada ben bu mavi cismi ya da ne, turkuaz mı diyoruz ne diyoruz işte sağa doğru sabit hızla götürdüğümde bir iş yaptım mı? Yaptım. Peki bu işi yaptığımda sistem ne kazandı? Yani ya da bu cisim ne kazandı? Potansiyel enerji kazandı. Bu da ne oldu? Sistemin potansiyel enerjisi arttı diyoruz. Burada herhangi bir şekilde açılarla ilgilenmeyeceğiz. Aşağıdaki soruda olduğu gibi çünkü skaler bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani bir cismin biz potansiyel enerjisini hesaplarken gidip de yükseklikle yatayla yaptığı açıya mı bakıyorduk? Hayır, bakmıyorduk. Elektriksel potansiyel enerjisi skaler bir büyüklüktür. Sistemin potansiyel enerjisi aynı tür işaretli yükler için artı, zıt işaretli yükler için eksi işaretli olur. Burada artı enerji değeri eksi enerji değerinden büyüktür. Artı 10 joule eksi 10 joule'den büyüktür. Eşit almayın, yok vektörel demeyin. Enerji dediğim şey skalerdir. Şimdi düşün, bu iki cisim birbirine çekiyor. Ben şunu sabit olduğunu düşün. Çiviledik. Yani o hareket etmiyor. Bunu çekerken uzaklaştırıyorum. Böyle çekiyorum. Ne yapıyorum ben? İş yapıyorum. Ne yapıyorum ben? Neyse komik oluyor. İş yapıyorum. Tamam iş yapıyorum. Sabit hızla çektiğimi düşün. Evet. Yaptığım iş neye gidiyor? Potansiyel enerji. Sistemin potansiyel enerjisi arttı. Ama nereden nereye attı? Eksi 20 idi. Eksi 10 oldu. Mesela. Doğru mu söyledim az önce ya? Evet, çekiyordu doğru. Çekiyordu ben uzaklaştırdım. Mesela birbirini itiyor bu sistemler. Artı artı veya eksi eksi. Birbirini itiyor. Ben bunu zorla yaklaştırıyorum, zorla yaklaştırıyorum, zorla yaklaştırıyorum. Ben bir iş yapıyorum. Sistemin potansiyel enerjisini ne yapıyorum? Arttırıyorum. Sanki patlamaya hazır bir bomba gibi. Çünkü bu yükü bıraksam piu gidecek, uçacak. Çok büyük bir kinetik enerjiyle uçacak. Yaptığım iş sisteme potansiyel enerji olarak geldi. Sonra ne oldu o potansiyel? Patladı, kinetiğe döndü. Sanki bir kalemi yukarı kaldırdım, 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 kaldırdım. Bıraktığım an, bırakmam $1000'lık kalem çünkü. Bıraktığım an ne olacak? Kinetik enerjiye dönüşecek. Tamam. Yani sistemin potansiyel enerjisi nasıl arttı, nasıl azaldı? Bununla ilişkilendirebilirsin. Tamam. Birazcık hafif kafana yormamız gerekiyor. Şimdi diyor ki sistemin potansiyel enerjisi nedir? Elektrik yükleri bunlarmış eşken üçgen. Yani şurada 60'mış işte böyle falan bu yok. Bu yok. Enerji hesaplayacaksın. Şuranın enerjisi ne? KQ kare bölü D. Sadece başında bir tane ne var? Eksi var. Yani ben ona şimdilik böyle eksi E gibi bir değer atsam. Şurası da eksi E değeri almaz mı? Artı Q eksi Q alır. Bir de şurası da ne olur? 2 eksi olduğu için artı E alır. Toplam potansiyel ne oldu? Eksi çıktı. Eksi olduğunu anlamına geliyor biliyor musun? Bağlı olduğunu. Yani yukarıdaki örnekte olduğu gibi birbirine çektiğini. Ben bu sistemi böyle kendim tutuyorum. Bir bıraksam birbirlerine hoppala gelir bunlar. Yani eksi E gibi bir şey çıktı. Yani eksi KQ bölü D kare. Yani eksi 1 gibi bir değer çıkıyor burada. Orada şıklar da verirler size. Tamam. Açılara falan bakmana gerek yok. Çünkü burada potansiyel enerji hesaplıyorum. Skaler bir büyüklük. Açıya neyde bakarsın? Kuvvette bakarsın. Elektriksel alanda bakarsın. Ama potansiyel enerjide bakmazsın. Tamam. Vektörel büyüklüklerde bakıyoruz. Diyor ki elektrik yükler bunlar yerleştirilmiş. Buna göre cisimler arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa sistemin potansiyel enerjisi ve şunlar bunlar nasıl değişir diyor. Şimdi uzaklığı iki katına çıkartırsan şöyle desem şu cismi geldi ben şuraya aldım diyelim. Alacağım.
Tamam. Peki bunu nasıl yaparız? Bu cismi çekeceğiz bu tarafa doğru. Bak, normalde zıt yükler birbirini ne yapıyor? Çekiyor. Ben zorla uzaklaştırıyorum. Bunu ben yapıyorum. Zorla yapıyorum. Sistemi kopartıyorum. Ne yapıyorum? İş yapıyorum ve sistemin potansiyel enerjisi ne oluyor? Artıyor. Formüle falan bulaşmıyorum arkadaşlar. Çünkü bu sorularda formüle bulanırsak sıkıntı büyük. Sistemin potansiyel enerjisi ne oldu? Arttı. Ben yaptım. Çünkü ben yaptığım için sistemin potansiyel enerjisi arttı. Zorla bir şey yapıyorum çünkü. Yani bu kalem kendi kendine havalanıyor mu? Havalanmıyor. Ben zorla yukarı kaldırıyorum. Yere göre potansiyel enerjisi, işte MGH dediğimiz şey ne oluyor? Artıyor. Ne oldu? Arttı. Yük, artı Q, artı 2 Q yüklü cismin eksi 4 Q yüklü cismin elektriksel kuvveti ne oldu? Azaldı. Kulomb kuvveti K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü dekerden uzaklık arttığı için kulomb kuvveti değerinde ne olacak? Azalacak. Diyor ki sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda O noktasına sabitlenmiş artı Q yüklü noktasal cisme K noktasında bulunan artı Q yüklü noktasal cisim şekildeki gibi fırlatılmış. Yani şu arkadaş fırlatılmış. Buna göre cisim O noktasına doğru ilerlerken hangileri doğrudur diyor. Şimdi bunlar aynı yüklü. Aynı yüklü ve bir kinetik enerjiyle fırlatmışız. Şimdi ben yaklaştırmıyorum da ben yaklaştırıyor gibi düşünebilirsin. Ben bunu fırlattığımda ne olur? Bunlar birbirini en başta ne yapıyor? İtmeye çalışıyor. Ben fırlattım. Bu gelir 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 gelir. Büyük bir hızda gelir önce. Şöyle gelip belki değer belki değmez. Çok çok yakınına gelecek. Hız büyüklüğü neye dönüştü? Kinetik enerji, yani neye dönüştü? Potansiyele dönüştü. Bu yük buna yaklaştıkça zorla sanki ben itiyormuşum gibi ne oldu? Sistemin potansiyel enerjisi arttı. Kinetik enerjisi sıfırlandı. Yani bu cisim belki de anlık olarak şurada bir anlık durdu. Kinetik enerjiyi azalttı azalttı azalttı. Potansiyeli inanılmaz arttırdı. Burada durduğu an sonra ne olacak? Piu diye bu tarafa doğru geri gidecek. Oy, dilim damağım kurudu ya. Ne oldu? Elektriksel potansiyel enerji artmadı mı? Arttı. İğmesi ne oldu? İğmesi ne oldu? İğme dediğimiz ne? Kuvvet etkisi. Yani burada kuvvete bakmam lazım. Burada bir itme kuvveti yok mu? Kulomb kuvveti var. Bu gitgide gitgide artmıyor mu? Artıyor. Bunu yavaşlatıyor zaten. İğme ne oldu? Ne oldu? Artar. Doğru. Kinetik enerjisi ne olacak? Azalacak. Çünkü ters yönde bu arkadaşa bir kulomb kuvveti etkiliyor. Yaklaştıkça da bunun değeri büyüyor. Ve kinetik enerjisi de azalıyor. Bu da doğru olacak. Yani 1, 2 ve 3 diyebiliriz. Değil mi? Bir hata yaptık mı bakıyorum. Yapmadık sanırsam. Durum bu. Hatta şöyle derler. İşte şu noktaya kadar gelip geri döndüğünü söylerler. İşte sistemin potansiyel enerjisi ne oldu? Arttı. İğmesi ne oldu? Arttı. Yavaşlatıcı bir iğmedir bu. Kinetik enerjisi ne oldu? Azaldı. Hatta şu an şurada durduğunu bile varsaysan o anda sıfır bile oldu. Sonra ne olacak? O potansiyel enerji kinetiğe dönüşüp bu arkadaş diğer tarafa fırlayacak. Burası da böyleydi. Yani olay sistemde bu yüklü cisimlere ne yaptın? Bunu sen mi yapıyorsun yoksa sen yapmıyor musun, ona bakacağız. Bu elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş dediğimiz mantık da aslında bu. Ona ileride bir iki sayfa sonra değineceğim. Burada yükleri sen birbirine yaklaştırıyorsan, sen aradaki şeyi zorluyorsan burada potansiyel enerji artar, bunu unutma. Tamam. İleride daha iyi oturacak bu kısım, eğer oturmadıysa bile. Ama bir sıkıntı çektiğini ben düşünmüyorum. Şimdi diğer tarafta elektriksel potansiyel. Şimdi bir potansiyel enerji vardı. Aslında bu potansiyel enerjiden farklı bir kavram. Alakası yok diyebiliriz. Sadece bir kavram ve güzel bir kavramdır. Simülasyon üzerinden göreceğiz bunu. Zaten sonra da soru ağırlıklı gideceğiz tamamen. Tamam. Hadi gel şimdi diğer taraftan elektriksel potansiyelle devam edelim.